Gol at, gol at. İşte bu 5-5. Hadi abi bir gol daha atarsam belki kazanabilirim. Ronaldo şu... Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray ve bugün sizlerle beraber o özlediğiniz çarkı çevir çıkanı yap challenge yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir bölüm olacak arkadaşlar. Videoya başlamadan önce daha fazla FIFA Mobile videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar evet uzun aradan sonra FIFA Mobile videolarıyla devam ediyoruz. Ama arkadaşlar sizleri hiçbir zaman bırakmayacağımı söylemiştim. Ve zaten bu videonun biraz fazla izleneceğini düşünerek bunu söylüyorum. Cube TV'de artık yayınlara başladım. Yani bu durumda sizleri bırakmamış oluyorum. Yayınlarda FIFA Mobile, PUBG Mobile falan oynayacağız. Şu an bilgisayarda ufak tefek sorunlar var. Yine de yayın yapıyorum sürekli. Aşağıdan kesinlikle Cube TV'den beni açıklama kısmından takip etmeyi unutmayın. Yeniyseniz de dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla like attıkça siz bu videolara ben video çekmeye de devam edeceğim arkadaşlar. Hatta belki de ayda 10 video falan bile çekebilirim. Yani bayağı bir gaza geldim şu anda. Sizlerin yanındayım bu ara bayağı bir uzun bir süre. Şimdi çarkı çevir çıkanı yap challenge yapacağız. 3 tane sizin göreviniz var. Gerisi full benim görevlerim arkadaşlar. Ben yapacağım. Neler çıkarsa bayağı bir zor görevler var. Çünkü kadromdaki oyuncuyu silme görevi var. Kadromda kullanılan oyuncu. Bakın arkadaşlar şöyle kadroya bir girelim. Şöyle kadroya bir girelim. Buradaki kadroyu görüyorsunuz. Yani arkadaşlar bu kadrodan oyuncu sileceğiz. Ekranda yazdım. Ben onları da onu da çarkı çevirip bulacağız. Belki Zonzi bile çıkabilir yani. Ve belki bu görev 2-3 kere gelebilir. Karşı atakta kazanamazsam bu arada. Yenilirsen yazdım ama kazanamazsam sileceğim yani. Hatta onu kazanamazsan olarak değiştireyim. Evet arkadaşlar şimdi görevleri biraz daha zorlaştırdık. Dediğim gibi tam olarak bu şekilde olacak. Ve gerçekten çok eğlenceli görevler var. Sizin görevleriniz de zaten çok kolay olacak. Hemen bir tıkla yapabileceğiniz görevler. Belki 2-3'lük maksimum 15 saniyenizi alacak görevler yani. Neyse arkadaşlar akşam da yayın var. Yayın saati şu anda ekranda yazıyor. Canlı olarak yayındayız. Bugün saat yazıyor yani şu anda ekranda yazıyor. O saatte canlı yayındayız. Hepinizi bekliyorum. Haydi bakalım o zaman Cube TV'ye gelin. Ve ben de şu anda videoya başlıyorum. Bastım bakalım. İlk çarkımı çeviriyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım. Bir saniye. Ve karşı atakta kazanamazsan abi ilk görevden de yani en zor görev ilk görevden çıktı. Uzun zamandır FIFA Mobile oynamıyorum. Kazanır mıyım bilmiyorum ama efsane 2'deymiş bu kardeşimiz de. Hesabı bana verdi. Teşekkür ediyorum. Siz de bu arada arkadaşlar sadece video çekmem için bile biriktirdiğiniz paketler falan varsa Instagram üzerinden ya da Cube TV'de zaten arkadaşlar bana soru sormak istiyorsanız Cube TV'deki yayınlara gelin. Hepinize cevap verebiliyorum. Hepinizin yorumlarını görebiliyorum. Şu anda da aşırı fazla kişi yok ve zaten gözümün önünde yorumlar aktığı için çok güzel bir uygulama Cube TV. Tam temiz yayınlar yapabiliyorum. Hiç donma, kasma falan olmuyor. Yani yayında donma olmuyor. Yoksa bilgisayarda ufak tefek sorunlar var. Onları da halledeceğiz. Rakip birazcık zorlu gibi duruyor. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bak bak. Şut çekemiyorum ki. Neyse arkadaşlar ben 2 gol atsam bu şeyde yeter. Artık oyuncumu kesin siliyorum galiba. Evet. Maalesef. Gol atmayı bile bayağı bir unutmuşuz. Ama özlemişim ya. Bayağı özlemişim. Çünkü abi 3-4 sene boyunca FIFA Mobile oynayıp bir anda bırakınca böyle olabilir tabii. Abi yok artık. Şut çekemiyorum kaleye. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder'e güveniyoruz. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Muazzam bir gol geldi. Bu arada yaklaştım. Kazanabilirim. Kazanırsam çok güzel olur bu arada. Haydi bakalım. Alın. Alın. Abi yapma bunu. Yapma bunu. Yapma. Abi falsolu vuruyorduk değil mi? Bak nasıl vurulduğunu da unutmuşum ama gol oldu. Tamam çok güzel. Çok güzel. Hadi. Zonzi. Gol at. Gol at. Gol at. İşte bu 5-5. Hadi abi bir gol daha atarsam belki kazanabilirim. Ronaldo şut. Ronaldo. 6-5 mi bitti? İşte bu be. İşte bu. Silmiyoruz arkadaşlar. 6-5 bitti kazandım. Son saniyede attığım golle. Çok heyecanlandım. Çok eğlenceli ya. Oh be. Çok mutlu oldum şu anda. Ne ödülü çıkarsa çıksın gümüş paket çıktı. Hatırlamıyorum zaten ne işe yaradıklarını. Çok güzel oldu ya. Çok muazzam oldu. Çok sevindim. Haydi bir daha açıyoruz bakalım. Hadi abicim. Evet arkadaşlar sizin 3 tane göreviniz var demiştim. İzleyiciler Cube TV'den takip etsin. Zaten yayın saati şu anda da ekranda yazıyor. Hemen aşağıdan arkadaşlar Cube TV'den beni takip etmeyi unutmayın. İndirip uygulamayı hem indirme linki var hem takip etme linki var. Zaten Google Play Store'unuza veya App Store'da da var muhtemelen. Cube TV yazarak benim uygulamamı bulabilirsiniz. Bu arada App Store'da da var hatırlıyorum. Cube TV'ye Koray yazınca zaten arama kısmına direkt beni buluyorsunuz. Ve canlı yayına beklerim. Ya FIFA Mobile ya da PUBG Mobile oynarım bilmiyorum. FIFA Mobile halledersem FIFA Mobile'de oynayabilirim. Her neyse takip edin. Takip etmiyorsanız da yayından yani videodan sonra da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ya da durdurup da takip edebilirsiniz. Hemen o zaman tekrardan döndürüyoruz. Haydi bakalım.
Bir daha bu görev geldi ve bir kez daha karşı atak oynuyoruz abi. Gerçekten çok ilginç ya. Sürekli bir görevin gelmesi çok sinir bozucu bir durum. Ama yine geldi. Neyse arkadaşlar, bu maçın direkt sonuna atlayacağız. Ama maç başlarken görün, hiç kesilmeden rakibi görün ki hani maçı kazanana kadar oynadığımı düşünmeyin. O yüzden buraları bir kesmeyelim. Buradaki rakibi bir görün. Hemen rakip görünsün. Sonrasında da maçın sonuna geçeriz. Çok güzel bir gol olursa orayı da görürsünüz zaten. Evet arkadaşlar, rakibimizin adını Kittam, gördüğünüz gibi Kittam'la yapıyorum. Yani ona göre maçın sonunda zaten Kittam'ı yendiğimi veya Kittam'a kaybettiğimi görürsünüz. Hemen o zaman arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar, tekrardan devam ediyoruz. Çok öyle aşırı efsane bir gol olmadı ama son 10 saniye kaldığı için şu anda başlatıyorum tekrardan. Maçın sonucuna kadar görürsünüz yani. Son 10 saniyelik kısmı da artık şey yapmanıza gerek yok. Enzonzi'den bir vuruş, çok harika bir gol geldi ve 5-2 kazandık arkadaşlar. FIFA Mobile'i çok özlemişim. Kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Belki hiç oyuncumu silmem bile gerekmez ve bu da bizim için çok hoş bir durum olur tabii ki arkadaşlar. Neden üzülelim yani? Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman tekrardan basıyoruz. Size mi bir görev gelecek, bana mı bilmiyorum ama muhtemelen bana gelir. Arkadaşlar tam 450 bin coinslik paketaj geldi. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 10 tane 45 bin coinslik paket açacağız. Haydi o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, tam 10 tane açacağız. Haydi bakalım, nerede o 45 bin coinslik paketler? Burada ve arkadaşlar 10 tane bu paketten açacağım. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Haydi bakalım. 73'lük oyuncu çıktı. Hadi abi, güzel bir şeyler çıkarsa çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Bir tanelik çıkarım. 10 tane açıyoruz sonuçta. Tabii çok zor çıkıyor. Oo, 78'lik Samsung çıktı. Değerine bakarız. Güzel çıktı. Güzel, tamam. 78'lik oyuncu çıkarmamız çok hoş oldu. Çok güzel oldu. Bence yani ben şu an mutluyum. Hadi bakalım. 70'lik Zımrıal. Tekrardan bir 45 bin coinslik paket açıyoruz. Üçüncü paket değil, dördüncü paket bu. Dördüncü paketten iki tane altın çıktı ama maalesef güzel çıkmadı. Beşinci paketimizi açıyoruz, bakalım beşinci paketten ne gelecek. Seymour, Abazay ve Granstir. Altıncı paket. Altıncı paket is coming. Bakalım neler olacak. Güzel bir oyuncu gelir mi? Gelmedi mi? Evet, maalesef güzel bir oyuncu çıkartamadık. Ve 7. paketimiz. Belki 6. pakette de olabilir şu an ama biz 7. paket olarak kabul edelim. Ha 9, ha 10 paket açmış olurum. Ama %90 bu 7. pakettir zaten. 72'lik oyuncu abi. Altın kesin çıkıyor. Ama yüksek bir altın istiyoruz. Bir tane 78'lik oyuncu çıktı. Onun haricinde hiçbir şey çıkmadı. Bundan sonra 2 paket daha açacağım. Bu paketten hiç ümidim zaten yoktu. Hatta bu paketten de hiç ümit yok. Bir sonrakinden belki bir şeyler çıkabilir gibi geliyor. Ama bundan elit çıkma ihtimali falan sıfır yani. Derken bu paket fena bir paket olmadı. 69, 70, 71 çıktı. Aslında kötü bir paket ama maalesef öyle demek zorundayız. Evet, haydi bakalım. Evet, bu pakette kötü. Ben zaten bunların kötü olduğunu hissetmiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir paket açma kısmı oldu. Tam 450 bin coinlik paket açtık ve bir tane 78'lik Sansun çıkardık. Ve şimdi sırada bir tane daha çark çeviriyoruz. Haydi bakalım abicim, lütfen güzel bir şey gelsin. Geliyor mu, geliyor mu, geliyor mu, gelmiyor. Hiç güzel bir şey gelmiyor. Gözün kapalı elit oyuncu al. Arkadaşlar yani 80 ile 89 arasında bir tane oyuncu alacağım. Yani direkt buradan eliti seçebilirim. Nerede abicim elit? Aa yok. Eliti seçemiyorsak o zaman 80 ile 89 arasında seçeceğiz. Hatta 80 ile 83 arasında seçeyim. Çünkü arkadaşlar 83 üstü oyuncu alma görevi de var. O zaman 83 artı seçeceğiz. Ama burada 80 ile 83 arasında seçeceğim. Çünkü öyle bir görevimiz de var. O görevde yapana kadar o zaman videoyu bitirmeyiz. Hemen aramaya bastım. Gözümü kapattım. Umarım aramıştır. Bir tuşa bastım. Ve 509 bine Mario Fernandes alıyorum. 20 saniyesi kalmış. Ve aldım arkadaşlar. Kim bilir değeri ne kadardır. Ama Allah'tan Mönyer'e basmamışım arkadaşlar. Bu arada en şanslı kişiye basmamışım. Fazio'ya da bassaydım güzel olurmuş. Ama Bakka'ya basacağıma buna basmam çok daha hoş olmuş bence. Güzel abi. Bunu da satarız bir şekilde zaten. Evet arkadaşlar, zorlu görevler devam ediyor. Çok zorlu görevler var. Bakalım daha neler çıkartacağız. Haydi abicim, güzel bir şey çıksın. 3 tane artı 75 oyuncunuzu sat. Arkadaşlar takımda herkes satılmış. O yüzden 75 üstü oyuncular duruyor. Ve o yüzden bunları hızlı satacağım. Artı 75 oyunculardan tam 3 tanesini hızlı satacağım. Değeri ne kadar bilmiyorum ama zaten çok fazla değerleri yoktur. Ama yine de bize tabii ki de zarar ettiren oyuncular bunlar. Sattım ve hemen tekrardan devam ediyoruz. Hadi abicim, zorlu görevlere devam edelim. 3 tane artı 75 oyuncu yazı sat diyor. Bir daha 3 tane artı 75 oyuncu yazı satıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle şunları satalım. Umarım bunlar çok büyük zarar ettirmiyordur bize. Neyse, hiç değerlerini bilmiyorum ama tabii ki 101 coins satmak her türlü zarar.
Hadi bakalım abicim. Ve karşı atakta kazanamazsan kadrondaki oyuncunu sil diyor. Artık bize bu görev arkadaşlar yani rahat, kolay bir görev olarak geliyor tabii ki. Hani hiçbir zorlanma yaşamıyoruz bu görevde. Neyse arkadaşlar, o zaman hemen diğer bu maçı da oynayalım. Hemen kadrodaki oyuncuyu görün, yani rakip oyuncuyu görün. Sonrasında da arkadaşlar hemen tekrardan ben maçımı oynayacağım. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Haydi bakalım. Ve arkadaşlar açıldı. Brazilian diye bir rakip ve bir yenmenden fazla işte bu maç zorlanabilirim. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman riskli mücadele başlasın. Evet arkadaşlar, 10 saniye kaldı ve kaybediyorum. Devam ediyoruz ama maalesef kaybedeceğim galiba. Yani zaten kazanma şansım 0 oldu artık. Arkadaşlar kadrodan bir tane oyuncu güle güle diyeceğiz. Evet arkadaşlar, kadrodan bir oyuncumuza güle güle diyoruz. Arkadaşlar ben bu görevi yapıyorum. Size de çıkan Cube TV'den takip etme görevini siz de yapın. Çünkü gidiyor ya. Gidiyor, vallahi gidiyor. Hiç istemiyorum ama kadrodan bir tane oyuncu gidiyor. İnşallah abicim. İnşallah. Şurada 82'lik Devriş, 82'lik Dalbert veya Şarabi gitsin abi. Şey falan Nzonzi alın gitmesin. Lütfen. Haydi arkadaşlar geçiyoruz. Bakın hiç kesmiyorum. Benim görüntüm de kesilmeyecek. Diğer ekrana zaten gözünüzün önünde geçtim muhtemelen. Ve arkadaşlar hiç kesmeden basıyorum. Ne çıkarsa onu yapacağız. Bastım bakalım. Hadi abicim. Lütfen. 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 Lütfen ya. Nasıl olur ya? Nasıl olur? 90 genlik oyuncu geldi. En yükseği geldi ya. Arkadaşlar bakın bunu da yapıyorum. Bunu da yapıyorum. Ama lütfen siz de beni anlayın. Şu Sansone'u koyacağım. Sansone hatta iki gen boost basayım varsa. Olmaz. Nzonzi. Güle güle diyoruz. Arkadaşlar bu da benim bu videodaki en büyük şanssız anımdı. Bay bay Nzonzi diyoruz. Ve Nzonzi'yi satmamız gerekti ve sattık arkadaşlar. Gözünüzün önünde şöyle de göstereyim. Yani buna göre arkadaşlar siz de like'larınızı bombalamayı unutmayın. Bir sürü like bekliyorum hepinizden. Umarım like'larınızı atarsınız diyorum. Ve hemen yeni görevimizi açıyoruz. Artık zorlu görevleri kabul etmiyoruz. Lütfen zorlu görev çıkmasın. Evet arkadaşlar, izleyiciler Cube TV'den takip etsin, bir daha geldi. Yani edin arkadaşlar ya, o kadar geldi edin. Yani bu 3 tane çıktı, 3. de yaptık. Siz de edin lütfen. 45.000 coinslik bir paket aç geldi. Hemen 45.000 coinslik paketimizi açalım arkadaşlar şöyle. Paketlere geldik ve 45.000 coinslik paketi açıyoruz. Ama en zor adam da nasıl denk geldi ya? Nzonzi, yani hiç kesme yapmadım. Zaten yani niye yapayım ama Nzonzi niye geldi bilmiyorum. Keşke o 80'lik adamlardan gelseydi. Ama Nzonzi'yi de sattık. Cube TV'den takip edin de 3 kere geldi arkadaşlar. Yani Cube TV'den de takip etmeyi unutmayın. Burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Like atarsanız çok sevinirim. Şuradan kanala abone olmayı. Bir dakika ben kamerayı açayım, oradan konuşayım. Nerede kamera? Kamera nerede? Burada. Evet kamera burada. Şuradan kanala abone olmayı ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gitmeyi unutmayın. Akşam Cube TV'de yayındayız. Hatta birazdan yayında bile olabiliriz. Hatta siz bu videoyu şu an izlerken bile yayında olabiliriz. O yüzden hemen gelin arkadaşlar Cube TV'ye. Haydi bakalım. Hoşçakalın, seni seviyorum ve bye bye.